Necli amcasının evinden bir iki parça eşya alıp akşam otobüsüyle Ankara'ya gidecek. Orada akrabaları varmış. Kim götürecek onu? Bizden biri. Ben götürürüm onu. Mesut. Usta nerelerdeydin? Biraz hava aldım. Çok merak ettik seni. Onu ben götüreceğim. Gerek yok. Biz hallederiz. Lütfen. O da bizim gibi. Sadece bir kurban. Birbirimizin dilinden anlarız. Seninle gelelim mi abi? Gerek yok. Peki. Sen bilirsin. Dikkatli ol. Üçüncü kişi hala firarda. Biliyorum Şakir. Gel. Hadi gidiyoruz. Nizip yolu. Ben orada öyle bir kaybettim ki. Yedi arkadaş, yedi can dost. Ben kendimi öyle bir kaybettim ki bulana kadar. İstesem yüzümü değiştirecekti doktorlar. Dedim istemez. Dışı değişse de içi aynı kalır insan. Ama acımı sökecek neşter var mıdır doktorlarda? Yoktur bacım, bulamazsın. Dünyanın içkisini içsen de derman bulamazsın. Benden buraya kadar. Sağ ol. Kendine dikkat et, beladan uzak dur. İyi akşamlar yenge. Amcamlar yok mu? Yoktur. Camiye gittiler. Ben gidiyorum yenge. Gece otobüsüyle Aydın'a gideceğim. İyi edersin kızım. Burada da buldular ya seni. Git git de kurtar kendini. Hadi yenge, hakkını helal et. Amcamlardır. Şakir. Nereye kaçacaktın kahpe? Bırak kız, Allah'ını seversen bırak. Sen çekil be. Kaybol. Öldürecek misin? Hadi vur. Sattın lan bizi. Davayı sattın, kendini sattın. Davaya ihanetin cezası nedir Ceylan, nedir? Benim adım Dicle. Dicle, anladın mı? Adın artık hiç mühim değil. Yolun sonuna geldi. Bırak kızı! Bırak! Kurtar beni, ne olur kurtar beni. Çek it, karışma işime. Ölürsün Şakir. Hemen şurada öldürürüm seni. Nizip yolunda elimden zar zor kurtuldun. Kim kurtuldu, ben mi? Orada ölecektim, bu iş bitecekti. Buradan gideceğim. Bu kahvenin leşini bir çukura atıp dağlara gideceğim. Bir adım daha atarsan, tek bir adım daha burada hep beraber gebeririz, anladın mı? Hiç fark etmez. Gel al kız, kolaysa gel al. O dağlara çıkamayacaksın Şakir. Biz bir daha kaybetmeyeceğiz, anladın mı? Bir daha yenilmeyeceğiz. Bir daha ölmeyeceğiz Şakir. Bir daha ölmeyeceğiz. Bir gün sen ve ben Nizip yoluna giderim devre. Bir daha gidelim. Bir tepeye çıkalım. Avaz avaz bağıralım. Hasip, Necmi, Tahir. Duyun ulan. Duyun. Şakir geberdi. O it soyu geberdi. Duyarlar değil mi devre? Duyarlar. Mutlaka duyarlar. Nizip yolu da duyar mı devre? Ömrümüzün cehennem yolu. O da duyar mı? Bilmiyorum Beşir. Bunu bilmiyorum. Ben Şakir'i öldürmeden önce
Hatta Şakir, ortaya çıkmadan önce derdim ki şu herif elime bir geçse, onu gebertsem, ağız tadıyla gebertsem ömrümün yarısını veririm. Şakir geberdi. Hiçbir halt değişmedi Beşir. Ben gene aynı ben. Gene buradayız. Gecenin bir vakti iki adam yine buradayız. Neden biliyor musun? Gidenler Beşir. Kaybettiklerimiz. Dünyanın bütün itlerini temizlesen geri gelmezler devrem. Nizip yolu. Yollarına gül döksen de... Cehennem yoludur Beşir. Kıyamete kadar cehennem yolu. Bunun idrarında kanama mı vardı? Taştan mı şüpheleniyoruz? Evet hocam. Buket Hanım, ziyaretçiniz var. Tamam, geliyorum. Bahçede bekliyor. Tamam, sağ ol. Sonra devam ederiz. Peki hocam. Baba? Senin ne işin var burada? Böyle mi karşılıyorsun babanı? Çok şaşırdım, hiç beklemiyordum. Ankara dediğim buradan 4 saatlik yol. Gelip kızımı bir göreyim dedim. Fena mı etmişim? Olur mu öyle şey? İyi yapmışsın. İçeri geçelim baba. Adam budur İlyas. Şakir kardeşimizi katleden polis. Adı ne? Mesut. Manyağın teki. Bizim orada çarpışmış. Sonra İstanbul'a tayin olmuş. Asayişte çalışıyor. Attığı adımdan haberimiz olacak. İlk fırsatta geberecek it. İbret olacak. Dağlara başımız dik döneceğiz. Davamızın namusunu temizleyeceğiz. Baş üstüne İlyas. Efendim Buket. Ne? Biliyorum, emri vaki oluyor. Aslında bana da biraz öyle oldu ama... bu gece babamla yemeğe çıkmamız lazım. Lazım ne demek Buket? Ben sevmem öyle babayla tanışma geyiği falan. Ne? Baba mı? Kayınpeder baskını. Vay, Mesut abi göreceğe mi çıkıyor? Ya bir sussanıza be, ayıp ya. Buket, duydun mu? Ben istemiyorum. Siz baba kız takılın. Babama senden bahsetmiştim. İkimizle de konuşacağı önemli bir şey varmış. Lütfen Mesut, kırma beni. Ya sen beni germe, ben de seni kırmayayım. Ben yemeğe falan gelmem babanla. Siz ne konuşacaksanız konuşun. Sen sonra anlatırsın bana, tamam mı? Hayırlı olsun usta. Benle dalga geçene bakın. Akşam kayınpedere yaranacak. Yok be kızım, mümkün mü öyle bir şey ya? Ya gidersin be abi, gidersin. Ne olacak? Ne işim olur ya, saçmalamayın. Ya yesenize şu baklavadan size ya. Sen ver. Yesene, sana geldi baklava. Kızımın başını döndüren adamla ne zamandır tanışmak istiyordun? Bugüne kısmetmiş. Ya. Bizimle ne konuşacaktın baba? Artık seni yanımda istiyorum Buket, Ankara'da. Anlamadım. Ankara'da bir veteriner kliniği açıp başına seni geçireceğim. Hem artık birbirimize daha yakın olabileceğiz hem de kendi işinin sahibi olacaksın. Sen yine bütün planı yapmışsın baba. Bana da sadece evet ya da hayır demek kalmış. Bunda ne yanlışlık var? Baba, biz seninle çok uzun zamandır bir arada değiliz. Sebebi de bu, tavrın. Pardon. Benim bu konuşmada bulunma sebebim nedir? Yani tamamen ikinizle alakalı bir durum. Ben sizden müsaadenizi istesem... Yo yo, tam tersi. Sizinle çok alakalı. İlişkinizi biliyorum. Buket'i Ankara'ya yanıma alarak yolunda giden bir şeyleri bozmak istemem. Desteğinizi rica ediyorum. Destek mi? Evet. Siz de babasınız. Beni daha iyi anlayabilirsiniz. Ama baba, ben Ankara'ya gidersem biz Mesut'la... Karşılıklı fedakarlık yapabilirsiniz, öyle değil mi? Ne dersiniz Mesut Bey? Bakın Selim Bey, ben her aklıma estiğinde atlayıp Ankara'ya gelemem. 3 kuruşluk maaşımı da yol parası yapma lüksüm yok. Ayrıca ilgilenmem gereken bir oğlum var. Selim Bey, o yüzden üzgünüm. Size yardımcı olamayacağım. Bu kararı kızınızla beraber verirseniz daha iyi olur. Güçlü bağlantılarım var. Ankara'ya tayin edilmenizi sağlayabilirim. Bunu ne siz söylediniz ne de ben duydum. Yanlış bir şey mi söyledim? Kızınızın hayatıyla ilgili planlar yapabilirsiniz ama ben sizin hiçbir şeyiniz değilim. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Sadece yakınlarımın yardımını kabul ederim. Ruh gibi yakınlarımın. Anlatabildim mi? Ya başım çatlıyor. Ağrı kesicisi olan var mı? İyi geceler. Size de. İyi geceler. Bu
Babam adına özür dilerim. Boş ver, gerek yok. Başkalarının işine burnunu sokmaya bayılır ama niyeti kötü değildir. Boş ver dedim ya. Sadece hemen kestirip atma demek istiyorum. Düşünmeye değmez mi? Ne diyorsun sen Buket ya? Ankara çok güzeldir. Hem ikimiz için yeni bir başlangıç olur, hem Tunç için. Hayatımız düzene girer. Hem belki ileride... Bak Buket, ben hayatımdan da memnunum, İstanbul'dan da. Beğenmeyen varsa, rahatsız olan istediği yere gider, anladın mı? Kırıcı oluyorsun. Sen de beni boğuyorsun. Bak Buket, beni değiştirmeye çalışma. Sakın deneme bile. Öyle bir niyetim yok. Bak, pimi çekilmiş bomba gibi elinde patlarım, anlıyor musun? Her şey havaya uçar. Biz diye bir şey kalmaz. İstediğin bu mu? Hayır, ama böyle giderse... Üzül! Buket. Buket.